Gazetecileri, insan hakları savunucularını hapse attınız, yetmedi. Milletvekillerini tutukladınız, yetmedi. Meydanları abluka altına aldınız, grevleri yasakladınız, yetmedi. Şimdi sıra geldi meclise. Bugün milli irade diye sokaklarda geziyorsunuz. Fakat milli iradenin temsilcisini olan meclise darbe indiriyorsunuz. Sadece milletin değil, sadece milletvekillerinin değil, milletin de sesini kısıtlıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korkunuz o kadar büyük ki milletvekillerinin şu kürsüye getirdiği pankartlardan korkuyorsunuz. Çünkü istiyorsunuz ki muhalefet konuşmasın, gerçekleri millete göstermesin. Aslında korkmakta haklısınız. Fethullah Gülen ile boy boy kol kola fotoğraflarınız bu meclis kürsüsünde gösterildi. Onun için korkuyorsunuz. İş cinayetlerine kurban edilen çocukların fotoğrafları bu kürsünden gösterildiği için korkuyorsunuz. Siz öfkeli gençleriniz tarafından katledilen 9 yaşındaki Veysel'in fotoğrafından korkuyorsunuz. Bugün milletvekillerinin konuşmalarını engelleyecek kadar sizi korkutan şey nedir? Ben size söyleyeyim. Sizi korkutan şey adalet önünde hesap vermek. Çünkü siz de biliyorsunuz ki Fethullah Gülen ve cemaati ne istediyse veren sizsiniz. Türkçe sevgi dilidir, barış dilidir, Yunus'un dilidir. Aç herkese sineni aç, onun gibi ilaç diyen hoca efendinin dilidir diyenleri başbakan yaptınız. Bu yolu açan, bu ateşi yakan, bu fikri veren muhterem hoca efendiye gönül dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendisine çete diye hitap edilmesi büyük haksızlıktır, vicdansızlıktır diyenleri hükümet sözcüsü yaptınız. Derin devlet harekete geçti. Cemaati döverek, cemaate saldırarak Türkiye'nin değişim yönünü etkilemeye çalışıyorlar diyenleri İçişleri Bakanı yaptınız. Ama unutmayın, FETÖ'yle aynı dağın yeli, aynı bağın gülüyüz diyen sizler gün gelecek adalet önünde hesap vereceksiniz. Siz muhalefeti ne kadar susturmaya çalışsanız da adaletten kaçamayacaksınız. Gün gelecek elbet adalet tecelli edecek. Sizlerin de defalarca atıfta bulunduğu Sezai Karakoç'un dizeleriyle bitirmek istiyorum sözlerimi. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Teşekkür ediyorum.